Erkek genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar, beş sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya. İşi tatlıya bağlar, biri girip araya. Küçük küçük dünyalar, büyük büyük umutlar. Birkaç tanesi hariç sevgi dolu insanlar. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var. Bir de kızı var diyor, o da hamiden muhtar. Oy, benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok severim. Küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Merhabalar olsun Zeyhan Hanım. Merhaba Trenci. Aman postacı. Trenciye gidersin ya, undan dedim bana öyle. Doğru bildin. Haydar Bey'i bir ziyarete gidecektim. Biraz hastalanmış diye duydum da. Hastalanmış mı? Hasta falan değil o, turp gibiydi maşallah. Ha. Şimdi gördüm kendisini. Ha. Almanya'dan bir mektup gelmiş, onu verdim. Almanya'dan mı dedin? Kimi varmış ki Almanya'da? Yok, öyle akrabası falan değil. Geçen yaz tatildeyken tanıştığı Elga Hanım'dan gelirmiş mektup. Ha. Kendi dedi bana. Elga Hanım mı? Elga Hanım, Elga. Koymuş mektubun içine mayolu bir resmini. Mayolu resmini mi göndermiş? Evet, gösterdi bana. İyi. Ben de ona gösteririm şimdi. Abi Müzeyyen Hanım, sinirlenme. Hiçbir şey değilmiş be ya. Arkadaş olmuşlar tatildeyken, hepsi bu. Oo. Kurtalan Ekspresi gibi gider ben namussuzum. Haydar Bey! Haydar Bey! Haydar Bey! İyi misiniz Haydar Bey? Bir şikayetiniz yok ya. Biraz rahatsızsınız diye duydum da koşup geldim. İyisiniz galiba ha? İyisiniz herhalde. İyiyim Müzeyyen Hanım, hiçbir şikayetim yok. Doğru. Ne şikayetiniz olacak? Anlamadım. Çok iyisiniz tabii, çok. Müzeyyen Hanım, siz galiba imalı konuşuyorsunuz. Ha güzel. Demek anladınız. Onu anladım da niçin bu tarzda konuştuğunuzu anlamadım. Helga ne zaman geliyor? Helga? Helga'yı sordum. Almanya'dan ne zaman geliyor? Haftaya geliyormuş. Güzel. Gelince beraber tatile çıkacaksınız değil mi? Yoo, benim iznim Ağustos'ta. Olsun canım, izninizi önce kullanırsınız. Ver elini Antalya ya da Marmaris, Bodrum. Bir dakika Müzeyyen Hanım, siz Helga'yı nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum ama gelince tanışacağız. Bakayım şu resme, bakayım. Bakın bakalım, bakın. Utanmadan bir de bikinili resmini göndermiş. Beline kadar kuma gömülmüş yatan da sizsiniz Haydar Paşa. Aman Haydar Bey!
sıcak kum romatizmalarıma iyi geliyor da. Bana ne be, onu sormuyorum. Geçen yaz demir yollarının kampında çektirdiğimiz resmi yollamış. Al sana resim. Al sana resim. Kocası çekmiş. Al sana. Aa, niye yırttınız? Kocası mı çekmişti? Yani Helga evli mi? Evli tabii. Üç tane de çocuğu var. Hatta en küçük olanı boğulmaktan ben kurtarmıştım. O yüzden tanıştık. Sonra da bizim kapı misafir gelip beni Almanya'ya davet etmişlerdi. Gidemedik tabii. Anladım. İyi de şu resmi niye yırttınız? Ben bir türlü anlamadım. Ne yapalım? Onlar da bize vize koyuyorlar. Gördünüz mü Müzeyyen Hanım? Sizin yüzünüzden gene işaret veremedim. Helga'yı Melga'yı bilmem ama yakında sizin bir tatile ihtiyacınız var Haydar Bey. Sayenizde işten kovulup temelli tatile çıkacağım. Temelli. Acele ettim. Bu da olmamış Fadime. Hay olmaz olsun. O pişene kadar pömpüştüm ben. İstersen dışarıda bekle. Ne dersin? Dışarıdan bekleyeyim. Dalgam geçiyorsun amca. Dışarısı fırın gibi. Oy ne biçim laf ettim. İçerisi de fırın gibi zaten. Bakar mısın? Hani şu diyet ekmeklerinden istiyorum. Aa Fadime de buradaymış. Nasılsın canım? Çok darlandım Nilgün Hanımcığım. Çok darlandım. Diyet ekmek kalmadı. İsterseniz bunlardan vereyim. Tuzsuz mu bu? Tuzsuz, tuzsuz. Tamam, iki tane alıyorum. Deniz zamanı geldi. Fazla kilolar atmak lazım. Niye? Şişmanları denize sokmuyorlar mı? Sokmuyorlar, yasak. Fazla kilosu olan hanımlara deniz kenarında ceza kesiyorlar. Ha 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 ha! Sen hanımla dalga geçiyorsun. Lakin ha bu sıcaktan sağ cevap vermem kolay olmayı. Çok darlandım kız, çok darlandım. Sahi sen denize girmez misin Fadime? Niye girmeyeyim? Ben insan değil miyim? Cenab-ı Hak ha bu denizi niye kurdu? Sadece gemiler için mi kurdu? İnsanlar istifa etsin diye kurdu. Ben bu yaşa geldim, hala denize girerim. Hamdolsun çok da faydasını gördüm. Ben de girerim denize. Lakin sizin gibi öyle sosyetik mayolar falan giyemem. Ne demekmiş sosyetik mayo? İlk defa senden duyuyorum. Yani ha böyle açık saçık giyinip de böyle denize giremem. Canım denize de manto ile girilmez ya. Ay ilahi. Aman neyse İstanbul'da deniz mi kaldı? Sen de tatile gidemeyeceğine göre boşuna lak lak ediyoruz. Ne kadar borcum? 10.000. Buyurun. Babacığım. Gerçekten çok güzel. Yaka kesimi, kolları harika. Sahi beğendin mi Zeynep? Kardeşim bütün olay kıyafetin içindekinde. İçindeki güzel olunca. Sağ ol canım benim. Yalan mı diyorum? Ne giysen yakışıyor. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani o demin giydiğin yeşil kıyafet var ya, onu da tatilde giymek lazım. Aman ne tatili Allah aşkına. Bu sene bize tatil matil yok. Daha galeriyi açalı kaç gün oldu? Olsun. Yine de ara sıra kaçarız. Ara sıra mı? Olacak şey değil. Nereye gideceğiz? Bak şimdi. Uzun boylu tatil yapamayan iş adamları ne yapıyor? Hafta sonları yakın yakın yerlere kaçıyor. Biz de öyle yaparız seninle. İş adamları gibi yapacağızsa vay. İki iş kadını olarak. Hı-hı. Biliyor musun? Bunca yıl sonra iş kadını olduğuma hala inanasım gelmiyor. Ne var inanmayacak? Dün ilk defa para kazandın. Evet ya. Dün hayatımda ilk kez para kazandım. Mehmet Hoca'nın resmini tam 750.000 lira kârla sattım. Aferin bana be. Aferin sana be. Efendim? Aa tabii. Seni arıyorlar. Kimmiş? Bir kadın müşteri. Konuşsana. Efendim? Ah merhabalar Sevim Hanım. Öyle mi? Ha, öyle mi? Demek eşiniz gelincik resmini almayı kabul etti. Tabii. Tabii. Bugün vergi dairesinde bir işimiz var. Ama yarın ikimiz de oradayız. Tabii aynı fiyat. 5 milyon. Aslan Selma. Tamam Sevim Hanım. Yarın görüşüyoruz.
Size de. Güle güle. Bu işte oldu. Harikasın sen, harika. Oho, geler oğlum. Hazırsınız değil mi? Tüm evrakı getirdim. Sen bir harikasın Erol. Asıl Selma bir harika. Bu ne güzel kıyafet böyle. Beğendin mi Erol? Artist gibisin. Harikasın. Artık Selma'ya yeni filminde başrol verirsin. Ya film işinden söz etme, canım sıkılıyor. Hayrola? Yapımcı parayı toparlayamadı. Her neyse, sizin vergi işiniz tamam. Evrakınız hazır. Siz de hazırsanız buyurun gidelim. Hı hı, gidelim. İmzalarımızı atarız, sonra da galeriye gideriz. Hafta sonu da tatile gideriz. Tamam, gideriz. Sen de gelir misin bizimle? Yok, sanmıyorum. Yakın bir yere kaçacağız, 2 günlüğüne. Ben uzak bir yere kaçacağım hafta sonunda. Oo, anlaşıldı. Çapkınlık ayakları. Bu sefer fena tosladık galiba. Biz tanıyor muyuz bari? Yok, tanımıyorsunuz. Bu çevreden biri değil. Nasıl söyleyeyim, ev kadını sarışın, orta boylu, yeşil gözlü, ismi de Nesrin. İşte onunla hafta sonunda tatile gitmeye karar verdik. Tamam. Sen tatile gitmeden şu işimizi halledelim Erol. Hadi Zeynep. Hadi, ben hazırım. Sana şimdiden iyi tatiller Erol. Size de iyi tatiller. İyi kısmetler. Nedir derdin senin, anlamadım gitti be. Ne oldu be Ali? Gene mi hastaladı senin huysuz? Yahu huysuz ki ne huysuz be. En olmadık zamanda aksilik yapıyor ya. Anlasam derim sana, öyle yap böyle yap, olmadı şöyle yap. Lakin hiç anlamam motorculuktan. Askerde az kaldı olurdum ulaştırmacı. Ama sonradan yaptılar beni levazımcı. Bizim vardı bir hemşeri, onu şoför kursuna yolladılar. Abi keşkem dedim beni yollasalardı. Askerde olsaydım şoför, şimdik yardım ederdim sana. Lakin yaptılar beni levazımcı. Ne konuşurum ben de bır 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 geçmişim adamın başına. Hadi be Ali, kalasın sağlıcakla. Güle güle usta, kusura bakma ilgilenemedim ya. Abi ne ilgileneceksin? Bir de çay kahve mi söyleyeceksin bana? Zaten uğraşırsın şu sıcakta, sırtından ter damlar. Ben de o yüzden derim ki çok konuşup da şişirmeyeyim kafacığını. Neden dersen, te bu sıcaklarda insanlar daha sinirli olurlar, sinirli. Çok fazla laf çekemez. Tepesine dikilip böyle dır 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 konuştun mu içine sıkıntı gelir adamın. Ben bilirim. Abi o yüzden derim zaten, yaz gelince tatil yapmak şarttır, şart. Her neyse. Hadi bakalım bana eyvallah. Sana da kolay gelsin ha. Hadi. Sağ ol. Puh! Kaptırmayacağım sana oğlumu, kaptırmayacağım. Kör olasıca. Hiç boşuna ümitlenme, hiç boşuna heveslenme. Avucunu yalarsın, avucunu. Buldun kuzu gibi çocuğu, kandıracağını zannediyorsun ha? Aa! Git artık ayol, git! Kapı önlerinde utanmıyor musun böyle bağırıp çağırmaya lütfen? Çekil sen de şuradan. Sarı düdük, gir içeri hadi. Ben öyle lütfen filan anlamam. O saçlarından tuttuğum gibi alırım sonra seni ayaklarımın altına. Lütfen hanım, içeri gel. Onunla başa çıkılmaz. Çıkılmaz tabii. Ne sandın? Nikaha basıp oğlumu elimden alacağını mı sandın? Terbiyesiz. Ben terbiyesiz falan değilim. Terbiyesiz olsam size kötü bir laf ederdim. Yaşınıza hürmet ediyorum, tamam mı? Ay, yaşıma hürmet ediyormuş. Ayol benim yaşımda ne var? Sen hürmetten, saygıdan ne anlarsın? Yaptır büyüleri, yaptır büyüleri. Ondan sonra da al oğlumu elimden, değil mi? Ne büyüsü, ne diyorsunuz siz? Ben öyle şeylerle uğraşacak biri değilim.
geldi. Sorunları geldi, benim şu külahımı anlat. Gel Behiye, gel hayatım. Bu kadınla katiyen muhatap olmayalım lütfen. Sen kimsin be? Siz ikiniz kimsiniz be? Al birini vur ötekine. Hadi hadi, utanmaz arlanmazlar. Bakın ama, sabrım taşıyor valla. Şimdi telefon açıp polis çağıracağım. Ay, hiç güleceğim yoktu. Polis çağıracaklarmış. Hem suçlular hem de güçlüler. Hadi çağır çağır. Aman geç kalma, erken gel. Cicim geç kalma, erken gel. Derhal koşup Ali'ye haber vermeli. Nananana. Dur. Çalışmıyor değil mi? Çalışmaz tabii. Neden? Çünkü yıllardır çalışıyor. Çalışıyor da dinleniyor mu? Yok, dinlenmek yok. Yaz demiyor, kış demiyor, çalışıyor. Sonunda da böyle istop ediyor. Ulan ne diyorsun sen ya? Zaten canım burnumdan gelmiş. Bir de sen tepemde vır 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 etme. Ben yalan mı diyorum? Araba da insan gibidir. Devamlı çalışınca yorulur. Ara sıra dinlendirmek lazım. İyi, alıp yazlığa götüreyim, denize sokayım. Dinlendireyim biraz ha. Delisin sen deli. Araba denize sokulur mu hiç? Denize insanlar girer. Ali, Ali koş koş. Annenle Behiye kavga ediyorlar. Ulan yetti be, yetti be. Ulan ne bitmez çilem varmış be. Sen de tatile çık, dinlen biraz, dinlen. Koş çabuk koş. Annen kuaförü bastı. Behiye demediğini bırakmadı. Koş hadi beraber gidelim. Ben de bakayım neler oluyor. Yahu gitmiyorum be. Ne yaparsa yapsın gitmiyorum. Ulan bir yandan annem, bir yandan bu lanet araba, bir yandan sıcak. Ulan yetti be. Ya şeytan diyor, şöyle her şeyi bırak abi. Git bir yerde mis gibi bir tatil yap. Mis gibi mis. Dinlendirmek içindir tatil yorulanları, ama kişiye göre değişir yorumları. Kimine göre tatil zamparalık demektir, kimine ise ya konten ya okey ya poperdir. Kimi yüzmeyi sever, kimi kumda yatmayı, kimi ise lüks otelde sever hava atmayı. Kimisi hem ziyaret hem de ticaret yapar, plajda pansiyonda herkese bir şey satar. Kimi köyüne gidip kalır baba elinde, dostlarına bodrumda kaldık der döndüğünde. Şaka bir yana tatil gerçek bir ihtiyaçtır, zengin fakir genç yaşlı herkes ona muhtaçtır. Doğrusu bu tatil harika oldu Cavit. İyi ki Dilara ile beni kapıp getirdin. Senin morale ihtiyacın vardı. Aslan doktor, halen anlıyorsun. Selma'dan ayrı yaşamak seni bayağı sarstı. Yalan değil. Belki son yıllarda birbirimize saygımızı yitirmiştik ama bunca yıl sonra ayrı kalmak da çok etkiledi beni. Ne kadar anlaşamasak da, ne kadar didişsek, birbirimizi yesek de aynı çatının altında olmak başka bir şeymiş. Bunu şimdi anlıyorum. Ama artık çok geç. Gerçekten artık çok geç. Yok be dostum, ben öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun doktor? Bu ayrı kaldığınız dönemde bazı şeyleri daha iyi anlayabilirsiniz. Nasıl olsa resmen boşanmadınız. Yani yarın tekrar barışırsak bir takım yanlışlardan arınmış mı oluruz? Hı-hı. Onu mu demek istiyorsun? Evet. Neden olmasın? Olmaz Cavit. Selma artık para kazanmaya başladı. Gitgide güçleniyor. Canım, kaç para kazanacak ki o resim işinden? Senin standartlarına uygun bir yaşam tutturabilmesi için yıllar geçmesi lazım. Epeyce kaynattık, kalkalım mı dersin? Şu sigaran bitsin, kalkalım.
Şu mürette bırak artık ya. Bu yaştan sonra biraz kendine dikkat etmen lazım. Sağlığın bozulursa kadınlar beğenmez mi? Evet Allah, o konuda sana bir lafım yok benim. Demin o yanımızda yatan iki kız vardı ya. Sen farkında değilsin, bir tanesi durmadan sana bakıyordu. Bikinili olanı değil mi? Sen de kara gözlüklerinin altında hiçbir şeyi kaçırmıyorsun yani. Pes be birader. Kaçın kurrasıyız birader. Bana bak, hadi yine havuz başına gidelim. Nasıl olsa Dilara spor salonunda. Fırsattan istifade kızlarla biraz kaynatırız hadi. Sen de benden heveslisin ha. Bakar mısınız? Hesabı bana yazın lütfen. Tabii efendim. İkisi de çok genç. Dilara spordan çıkmadan işi pişirelim hadi. Hadi. Dilara Hanım, telefonunuz var. Efendim? Geldin mi? Canım, canım, canım. Dinle, havuzun arkasındaki yoldan deniz kenarına in. İskelede buluşalım. O şimdi var ya, bak göreceksin işte, ne yapacağım bak şimdi. Kızlar, biraz sonra tam piliç çevirme olacaksınız, haberiniz olsun. Bütün kış güneşe hasret kalmıştık. Biz de öyle. Yalnız doktor bey bu kadar çok güneşte kalmaya karşı çıkıyor. Öyle değil mi? Öyle tabii. Vücudu alıştıra alıştıra yanmak lazım. Siz doktor musunuz? Evet. Cavit bey ünlü bir estetik cerrahıdır. Sizin pek düzelecek bir yeriniz olmadığı için tanımıyorsunuz herhalde. Ben bir ara burnumu yaptırmayı çok istiyordum. Burnunu mu? Evet. Dön bakayım şöyle. Ne güzel saçlar. Burnun hiç de fena değil ama çok istiyorsan İstanbul'a dönünce bir kere uğra bana. Sen de bir değişiklik yaptırmak istiyor musun? Yok, ben halimden memnunum. Bence de öyle. Çok güzelsin. Çok mersi. Çok bir şey değil. Erol! Erol! Dilara! Tıpkı filmlerdeki gibi. Gerçekten öyle. Yalnız bu biraz polisiye bir film. Nınınını! Etrafta kimseler yok ya. Yok, merak etme. Hem olamaz mı canım? Sen de buraya tatil yapmaya gelmişsin. Tesadüfen karşılaşmışız. Tabii. Olabilir. Eski yerimize oturalım mı? Ne dersiniz? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Doğru, benim de karnım acıktı. Tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. O zaman havuzun kenarından tıpış tıpış doğru restorana gidiyoruz. Oo, çok iyi olur. Bakar mısınız? Buyurun. Bir buzlu kola lütfen. Tabii efendim. Vay karttan para var. İhsan Bey, merhaba. Merhaba. Ha? Merhaba hayatım. Nasılsın yavrum? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Çok zamparadır, çok. Bütün güzel kadınları tanıyor. Siz öyle değil misiniz sanki? O kalbimi kırıyorsun. Hadi ya, biz gidelim. Öldüm açlıktan. Gidelim. Biz lokantaya gidiyoruz. Hadi yürüyün. Tamam, ben de gelirim. Demek Filip, burada yerin var ha? Devre mülk. Sen kimlerle geldin? Karınla ayrısınız değil mi? Ayrıyız. Bak ne diyeceğim. Akşama bir sözün yoksa beraber yemek yiyelim. Olur tabii. Tamam, öptüm seni. O demin konuştuğum arkadaş ve sevgilisiyle birlikte oluruz, tamam mı? Tamam, eski tüfek. Ne? Tamam, kart zampara. Ne? Tamam, kart horoz.
Ne? Vay anasını be! Ne tatilmiş! Babacığım! He kızım! Fadime, sen bir şey söylemek istiyorsun galiba. İyi bildin onu babacığım. Söyle o zaman. Zaten sıcak iyice bastırdı. Birazdan uyuyacağım vallahi. Ha ben de onu duyurum. Hani böyle körke bir ağacın altında uyusan. Ya da belki şeşmeyenin altına yatsan. Önünde ha böyle bir tanesi olsa. İstemez misin? Oo, kim istemez ki Fadime? Öyleyse biz tatile gidebiliriz. Ne dersin? Ha sen onu mu demek istiyorsun deminden beri? Deminden beri dayı. Ya? Kaç günden beri? Geçen gün fırına gittim. Ha böyle dışarısı fırın gibi, içerisi fırın gibi her taraf cayır cayır yanayı. Nilgün Hanımcığım da geldi. Dedi bana sen tenüse girmez misin? Anladım, anladım. Sen de o zamandan beri tatile gitmeyi hayal ediyorsun. Oy, anlayışlı babacığım. Evladım, anlıyorum, anlıyorum da şıp diye tatile çıkamayız ki. Paramız mı yoktur? Tatil hem para hem de zaman iş. İkisini birleştirmekse her zaman kolay değil. Biliyor musunuz? Alev'e burada rastlamak beni son derece mutlu etti. Sağ ol. Aslında benim burada iki devrem var. Bir de sonbaharda geliyorum. Bodrum o zaman da bir harika. Aslında Bodrum'un içi Mahmut Paşa gibi. Hem çok kalabalık hem ne ararsam var. Hakikaten çok güzel bir benzetme. Ya bundan 20 sene önce Bodrum neydi azizim? Sakin, sessiz, huzurlu. Ama insan bazen gürültüyü de şey ediyor. Ne diyor? Ya ne bileyim. Ben eğlenince de çok zevk alıyorum. Ne diyeceğim? Diskoya gidelim mi? Diskoya mı? Yahu bizim diskoluk zamanımız geçti kızım. Niye? Sizden daha kartları bile geliyor. Ay Balevan harika vallahi. Ya maşallah, çok veciz konuşur. Ceviz mi konuşuyorum? Veciz, veciz. Ay ben espriyi anlayamadım da. Ya ne olur hep beraber diskoya gidip dans edelim. Vallahi ben uyarım. Aman boş verin, şurada ne güzel oturuyoruz. Ha olsun, yemeğimizi bitirince gidelim. İyi gidelim. Hakikaten gidelim be. Biraz değişiklik olsun. Yaşasın. Ben size bir telefon edip geleyim. İstanbul'u mu arayacaksın? Ya teyzemin durumunu merak ediyorum da. Olur. Arayacağım. Teyzesi ameliyat oldu da çok merak ediyor. İnanılmaz duygusal bir kadın. Çok yufka yürekli. Ben de çok sevdim. Affedersiniz. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi bilmem. Kısmet. Bence tam evlenilecek bir kadın. Öyle değil mi İhsan? Öyle. Tam evlenilecek bir kadın. Merhaba. Hayatım, diskoya gidiyormuşuz. Hangi disko olduğunu bilmiyorum. Sen bizi takip et, tamam mı? Okey tatlım. Ulan git işine da. Zaten canım sıkılay. Gelme peşime. Nasıl havalisin ama? Fadime ile babası tatile çıkacaklar dediğime bozuldun mu? Niye bozulayım ulan? Benim de durumum müsait olsa ben de gitsem onlarla. Kolay mı? Herkes tatile çıkamıyor. Çıkamaz tabii. Bak mesela şoför Ali'ye. Uy, gene mi arabası bozuldu? Bir haftadır bozuk, bir haftadır. İki tane ustaya yaptırmış, gene bozuldu. Ali abicim geçmiş olsun. Sağ ol Temel'cim, sağ ol ya, sağ ol. Ne oldu yine buna? Bir haftadır çalışmayayım mı? Ha öyle dedi bu deli. Doğru demiş, doğru. İkide bir bozuluyor bu ya. Ben her şeyi doğru derim. Fatime ile Muhtar da tatile gideceklermiş. Yalan mı şoför Ali? O da doğru, o da doğru. Doğru, doğru ya. Vay anasını. Keşke ben de gitseydim onlarla. Lakin bunların hepsi hayal tabii. Kolay gelsin Ali Bey. Eyvallah abicim. Merhaba. Merhaba. Merhaba abicim. Merhaba. Kaç gündür düzelmedi ha? Düzelmedi canına yandımın arabası be. Yani şu sıcakta çekilmiyor be abicim. Bu sıcakta yapılacak en iyi şey Fadime ile Muhtar gibi...
tatile çıkmak. En kötü şey ise burada kalmak. Konuşma ona. İstersen ben de tatil yaparım. Lakin Fatime'siz tatilini ne edeyim? Onunla çıkamıyorsan yalnız çık. Ya da birkaç arkadaşını al yanına. Onlarla git tatile dinlen. Bizi al be bizi. Hep beraber gidelim. Harika bir tatil olur. Şöyle güzel bir tatil köyüne gitsek. Etrafta cıvıl cıvıl fıstıklar kaynasa. Harika be. Helal olsun ulan sana, helal olsun. Harika bir yer burası be. Öperim anam, öperim. Bir dakika. Benim gördüğümü gördünüz mü? He? Gördünüz mü? Olmaz ulan öyle şey. Zamparalık yapmak için tatile çıkılır mı? Mühim olan insanın içinden gelmesi. Peki senin içinden ne geliyor? Ne geliyor, ne geliyor? Söyle bakayım, ne geliyor? Ya üstüne gitme çocuğun. Hadi bak müşteri geldi, sen kartala git hadi. Söyle bakayım, söyle. Ne geliyor içinden ha? Ne geliyor? Ne geliyor bileyim mi sor? Fadime'yi, Muhtar amcayı alıp tatile gitmek geliyor. Muhtarı götürürsen iğne candan da gelir. Kızını alıp o da takılır peşinize. Yakından ulan olmuş. Hep beraber gider eğleniriz. Oy, şuraya bakın. Havuzun başında boş yer bulduk da. Yürüyün. Kuşum, Allah 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 Allah. Koşun da, koşun. El açmayın. Siz gidin, ben okurum bunun canına. Tövbe tövbe. Sinirlenmeyin bu sıcakta Muhtar Bey, yürüyün. Ula sen sarsak mısın? Şapşal mısın, ha? Bir tutamadın iki elinle karpuzu. Karpuz kafa. Ben ne diyeyim? Hop dedi, duştu elimden. Topla onu yerden. Başlar, yenmez artık o. Ula yiyeceğiz demedik sana. Topla yerden, sinek yapar. Atayım bunu çöp kutusuna. Sen otur babanın yanına. Baş üstüne. Oh. Karpuz kafa. Evet, sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Baş başa bir tatile çıkabildik Muhtar Bey. Nasıl baş başa anne ya? Sanki Muhtar Bey'le ikiniz tatile çıktınız sadece. Canım yani lafın gelişi. Kim kimle, bu da benle. Yanlışımı çıkartmaya bayılıyor nedense. Yok canım, bunda yanlış doğru diye bir şey yok. Çocuklarımızı alıp geldiğimiz için baş başayız sayılır. Ha bu Temel beni deli edecek. Ha öyle ya. Çocuklarımızdan başka bir de Temelimiz var. Sahi o bizimle ne arıyor? Fadime. Buyur babacığım. Temel'i sen mi çağırdın? Yok, kendi geldi. Nasıl kendi geldi? Biz İstanbul'dan kalkıp ta Bodrumlara geliyoruz. O da peşimizde. Bunu hiç düşünmemiştim, biliyor musunuz? Ay sinirlenmeyin Muhtar Bey. Hava zaten çok sıcak. Maazallah ya bir şey olursa? Sağ olun Handan Hanım, sağ olun. Evet, biz hiçbirimiz çağırmadığımıza göre Temel'i sen mi çağırdın? Ekmek musaf çarpsın ki ben çağırmadım onu. Kızıyorum ama. Bu tatilde Temel'in ne işi var birader? Bilmiyorum babacığım. Onu kendisine soralım. Aha geli, geli. Gel hele buraya. Ne işin var buraya karpuz kıran? Buyur Fadime. Konuş ula. Ha bu tatilde sen bizim yanımızda ne araysın? Benimki de laf işte. Ben onlarla ne arıyorum tatilde? Boş ver be kıvırcık. Hayal kurmak da parayla değil ya be oğlum. İçinden öyle geldi, öyle düşündün ya. Düşünürüm da. Kim ne karışır, değil mi Ali abiciğim? Ha, o kadar. Zaten gece gündüz Fadime'yi düşünüyorum. Şimdi de böyle düşündüm. Gece gündüz deyince ben tatilin gecesini seviyorum. Oo, şöyle bir masa kuracaksın. Fadime'yi de karşına alacaksın. Çüş, oha. Trencine niye otursun da? Masada beyaz peynir, kavun, efendime söyleyeyim buz gibi bir rakı. Trenci yalan mı diyor Ali abi? Yalan demediği için kızıyorum ya be oğlum. Anasını satayım ya. Annem behiye bozulur, araba devamlı bozulur. Benim de kafam bozulur. Of, of. Halbuki millet geceleri ne biçim eğleniyor be. Hadi arkadaşlar boş verelim tatil hayallerini de işimize bakalım. Doğru diyorsun Ali abicim. Sen bak işine, ben de bakayım işime. Senin işin belli. Fadime'yi bulmak. Yalan mı ha? Yalan mı? İyi ulan, doğru diyorsun, iyi pok yiyorsun.
Susa, bu sıcakta çok konuşma, temelli sıyıracaksın kafayı. Ali Bey, Ali Bey, boş musunuz lütfen? Odulu, ben boşum lütfen. Ha, bu sıcakta deliye yaramadı. Arızalı galiba. Öyle maalesef. Şimdi bu sıcakta caddeye kadar yürüyeceğim lütfen. Tatile çıkmıyor musunuz tatile? Ah, nerede? Aa, üzülmeyin, temel sizi götürsün. Deminden beri bizi ufak ufak götürüyor. Aa, ayol ne diyor lütfen? Önüne geleni davet ediyor, muhtarı, Fadime'yi. Tatil köyümü satın aldınız yoksa lütfen tatil köyüne müdür mü oldunuz Temel Bey? Uy, ulan hiç aklıma gelmemişti. Sahiden bir tatil köyüne müdür olmuş olsam, uy, o zaman Fadime'yi de çağırırım, bütün mahalleyi de. Ne iyi olurdu da. Garsonlar, gelin ha buraya. Garsonu, komisi dizilin karşıma. Şunu unutmayın ki temizlik ve intizam her şeyin başıdır. Müşteri her daim temizlik ve kibarlık ister. Bir de ne ister? Güler yüz ister. Herif buraya niye geliyor? Bütün gün anası ağlamış. Habere sizin gibi. Sabahtan akşama kadar çalışmış. Ha buraya gelip 5-10 gün tatil yapmak istiyor. Onun için ne yapmalıyız herife? Aman müşteriye. Öyle değil ula, öyle değil. Yapmacık değil. Ha böyle, içinizden gelerek güleceksiniz. Başka bir emriniz var mıydı Pilis? Pilis'i müşteriye diyeceksiniz. Lütfen demek olayım. Ay nerede kaldı bu Temel lütfen? Hanımefendi sürekli arıyoruz ama tatil köyünü devamlı dolaştığı için bir türlü bulamıyoruz. Ya, ya kolay mı lütfen hanım, bu koca tesisin genel müdürü adam. Helal olsun, çalıştı çabaladı genel müdür oldu sonunda demek ki. Azmetti çocuk, azmetti. Fadime'nin gözüne girmek için yırtındı durdu. Bak sonunda da koskoca bir tatil köyünün genel müdürü oldu be. Ulan vay be. Genel müdür olmak önemli değil. Ne demek önemli değil be? Ulan deli deli konuşmasana. Genel müdür olmak önemli değil. Adam olmak önemli. Adam olmak. İnsan iyi mevkiye gelebilir. Derhal getiriyorum efendim. Buyurun efendim, buyurun. Avni Bey biraz yerime bakar mısınız? Tabii bakarım. Efendim, buyurun. Temel Bey bulaşıkhanede sizi bekliyor. Ne? Bulaşıkhanede mi lütfen? Vay be, işe bak ha. Ulan bizleri bulaşıkhanede mi kabul ediyor? Ben dedim. Genel müdür olmak önemli değil. Önemli olan adam olmak. Adam olmak. İnsan koşar gelir be. Eski mahalleden arkadaşların gelmiş. Sen onları ayağına çağırıyorsun. Hem de nereye? Bulaşıkhaneye. Tamam be yavrum, belki de haklı olabilirsin. Yürü be koçum be. Çok konuşma da yürü. Temel'le karşılaşalım, o zaman konuşursun ya. Allah Allah. Efendim bu taraftan gidiyoruz. Tamam, sağ ol koçum. Hı-hı. Ha bu bulaşıkhaneyi bir daha böyle görmeyeceğim. O kadar diyorum size. Duydunuz mu lan? Kırarım kafanızı. Tabaklarda en küçük bir leke istemiyorum. Bardaklarda kadın ucu kalmasın. Yedirir mi la bardağı adama? Gelmiş ha buraya benim misafirlerim, beni daha fazla oyalamayın. Geliyor, geliyor! Temel kaç! Şoför Ali seni dövecek! Ulan deli misin ben, niye döveyim ya? Şşş. Lafın gelişi söyledim yani.
Ama Temel bizi karşılamadı. Bizi bulaşıkhaneye çağırdı. Ya ne yapsın? Adamın işi gücü var. Her tarafı denetliyor efendim. Olacak o kadar. Demek içine sinmedi. Yola düştü. Bak geldi işte. Vay! Kimler gelmiş? Kimler gelmiş ha buraya? Hoş geldiniz. Buyursunlar. Sen genel müdür olursun ben değilim. Olduk da. Onu dolduk Allah'a şükür. Ulan vay be Kıvırcık. Seninle iftar ediyoruz be. Sen bizim mahallemizin onurusun lütfen. Allah razı olsun lütfen hanım. Yavrum. Dinleyin beni. Aslında ha bu tesiste tek bir boş yatak bile yok. Ya ben size kendi villamı vereceğim. Lütfen hanımı da bizim satın almacının karısının kaldığı villaya yerleştireceğim. Eyt be koçum benim be koçum be. Yoktan oda yaratıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane yer yok diye tuttu bize kendi lojmanını verdi. Aslan Temel be sağ ol teşekkür ederiz. Ne demek Trenci dayı. Ay burası harika bir tesis. Hemen denize girsek lütfen. Ya. Deniz var, havuz var, spor var, disko var. Ne isterseniz var. Üstelik ha bunların hepsi emrinize amade. 5 kuruş para vermek yok. Temel Bey, eski mahallenizin muhtarı ile kızları Fadime Hanım geldiler. Maalesef hiç yerimiz yok deyince çok kızdılar. Sizinle görüşmek istiyorlar. Ne? İndirin. Fadime geldi ha, muhtar amcayla beraber. Evet efendim, bekliyorlar. Duydunuz mu? Kulaklarıma inanamıyorum. Ne demek ulan yerimiz yok? Ne demek yerimiz yok? Yer yoksa benim villayı verin onlara. Hani orayı bize vermişsin? Manyak genel müdür. Ha. Kusura kalmayın. Siz başka zaman gelirsiniz. Bekletmeyin Fadime'yi. Hadi eyvallah. Hadi bana eyvallah. Bu kadar hayal kurmak iyi değildir. İnsan kafayı bozar. Sen üstüne alınma. Sen kendine bak. Biz epey eğlendik. Kafanı şişirdik. Allah yardım etsin sana. Sağ ol abi sağ ol. Ali. Ali düzelmedi mi daha? Ya düzelmedi bebeğim ya. Merhaba. Merhaba yengeciğim. Şimdi de telefonlar başladı. Ne telefonu beyim? Annen, durmadan dükkana telefon edip bana hakaret ediyor. Hay Allah'ım ne yapayım bilemiyorum ya. Ben gidiyorum Ali. Ben dükkanı kapayıp Can'ı alıp tatile gidiyorum. Tatile mi? Halamların Kumburgaz'daki yazlığına gidiyorum. Uy, bunlar da gidiyor. Fadime! Muhtar amca, tatile mi gidiyorsunuz? Gel işe bak. Sanki arkasından kuduz köpek kovalayayım. Fadime! Ne var ola? Nedir senin derdin? Muhtar amca, nereye gidiyorsunuz merak ettim. Dedik ya, tatile gidiyoruz. İyi de neresi onu? Marmaris'e mi gidiyorsunuz? Bodrum'a mı gidiyorsunuz? Erdek, Marmara Adası, Avşa, Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale... Antalya, Kemer, Gaş, Galkan, Palamut, İstavrit, Hamsi... Hiç olmadı. Alanya, Side... Datça, matça, nereye gidiyorsunuz? Senin hiç bilmediğin bir yere gidiyoruz. Fadime öyle istedi. Biz Trabzon'a gidiyoruz, Trabzon'a. Anamın memleketine gidiyoruz. Uy yaşasın, öpeceğim. Ula! Allah'ım ne büyüksün, hayalim gerçek oldu. Demek ki beraber gidiyoruz.